Alerjiyi biz vücutta değişik formlarda görebiliriz ama temelindeki bütün reaksiyonlar birbirinin aynıdır. Çocukluk çağında atopik dermatit dediğimiz ciltteki döküntüler şeklinde görülebileceği gibi, biraz daha ileri durumlarda kronik öksürüğün önemli bir nedenidir. Bunun bir ileri formu ise astım şeklinde karşımıza çıkar. Biraz daha yukarıya gelecek olursak, kulak burun boğazı ilgilendiren şekliyle alerjik rinit olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yıl istatistiki bilgi daha düzenli ve sağlıklı olduğu için Amerika'daki çocukların yaklaşık %40'ını, erişkinlerin %10 ila 30'unu etkilemektedir alerjik rinit. Ve yaklaşık 3.8 milyon gün iş gücüne ve okul kaybına neden olmaktadır. Başlangıçta çocukluk çağında görülen atopik dermatitler oral gıdalara geçilmesini takip eden dönem içerisinde tamamen kaybolurlar genellikle. Daha ergenlik çağına doğru astmatik form çocukluk çağından gelen polenlerden solunum alerjenlerine yer değiştirirler. Genellikle ileri yaşlarda bunlar azalarak kaybolabilirler ama herhangi bir yaşta alerji ortaya çıkabilir. Bu aynen bir bardağın içerisinde suyun doldurulmasını düşünün. Su giderek doluyor. Vücut bir yere kadar onu bir dengede tutuyor ama bir gün geliyor artık vücudun sistemleri bunu dengede tutamıyor. Taşma tarzında alerji semptomları ortaya çıkabilmektedir.